Merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu haftaya da yine atölyemizde Cuma ile birlikte başlıyoruz. Bir hafta geçti. Bir hafta geçti ama bu hafta bana o kadar uzun geldi ki. Bu havaların değişikliği, işte gribal olaylar, hastalıklar, koşuşturmacalar. Bir baktım gelmiş. Bir hafta hemen geçmiş. Yani bana o kadar kısa bir dönem geldi ki. İnşallah sizler de sevgili dostlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar herkese diliyorum. Her zaman söylüyorum. Bakın, sağlığımız çok önemli. Maddiyatı kenara bırakalım. İlk önce maneviyat, dostluk, sağlık çok önemli. Bırakın, maddiyat zaten bir şekilde geliyor. Hiç kimse aç değil. Vardır aç ama değil, gerçekten değil. Eski Türkiye'nin fakirliği ve o yoksulluğu yok. Çünkü daha çok her şeyler ortada olduğu için yardımlaşma mı çok diyeyim veya daha mı imkanlar çoğaldı diyeyim, eskisi gibi değil yani. Herkes mutlaka bir ekmek bulabiliyor. Geçen hafta sizlere söz vermiş olduğum Atatürk baskısı demiştik, yetiştirememiştim. Papatyamızı göstermiştik, ranamızı göstermiştik. Abajuru belki bu hafta sıkıştırırım demiştim, gene sıkıştıramadım. Çünkü gene diyorum yoğunluktan, inanın gidip alamadım bile. O yüzden bu hafta istedim ki ben sevgili dostlar kara kalem çalışayım dedim. Sizlere Atatürk hani baskımız var demişti mi geçen hafta yapacağımız. Onu yapayım. Eğer yine programda yer kalırsa, dakikamız, saatimiz yeterse bize bir tane de kara kalem yazma diyorum. Ama ben genelde örtü olarak kullanılıyor. Onu göstereyim size diyorum. Hadi bakalım şimdi geçelim sevgili dostlar şeyimize, kara kalemimize geçelim. Şimdi şu şekilde saten demiştim sizlere. Bu satenimizi ben ütüledim, hazırladım. Geçen hafta da hatta hazırdı. Pardon, bir de sevgili dostlar ben herhalde mail adresimi falan geçen hafta vermemiştim size. Ama tabii alttan sağ olsun bizim Boğaz TV'den geçiliyor. Bazı kere unutuyorum, bakın son bölümünde bir koşuşturmacı oluyor. Çok konuşuyorum, hadi hemen bitireyim diyorum. Mail adresimi, telefon numaramı geçen haftaki bölümde vermemiştim. Ama alttan geçiriyorlar onu, sağ olsunlar. Bu hafta yine inşallah, Allah nasip ederse unutmam, hatırlatacağım size. Başta verip de sizleri rahatsız etmek istemiyorum. Hemen konuya girip detaylarımızı sonraya bırakmak istiyorum. Çünkü gerçekten baskı olayına girdiğimiz zaman eğer verdiğim sözleri yapamadığımda o kadar üzülüyorum ki ben hafta içi yapmaya çalışıyorum. Onu da istemiyorum. Sizlerle birebir yapmak istiyorum. Şimdi geçelim Atatürk baskımıza. Bakalım neleri yerleştireceğiz. Bundan bir tane büyük var demiştim. Geçen hafta da göstermiştim. Bir de sevgili dostlar küçüğümüz var. Bu şekilde. Şimdi ben ilk önce büyükten başlayayım. Yine şu şekilde Atatürk'ümüzün baş olan modelimiz. Ben bunu ve imzayı basmak istiyorum buna. Yine kara kalem söz vermiştim ya size. Şu bandajımı bir elime bağlayayım. Çünkü bunlar büyük kalıplar. Daha sonra kolum acı veriyor bana. Evet. Yine boyamızı hemen kasnağa alıyoruz. Her zaman dediğim gibi mutlaka boyamız çok ince olması gerekiyor. Çok da güzel aldı. Hiç ikinci baskıya gerek yok gibi geliyor ama. Evet. Haydi bismillah. Şimdi aslında bunu şöyle mi? Evet, böyle daha güzel. Yine çerçeve payı bırakıyorum. Süper. Gitti.
Üstüme sürüyorum, elime sürüyorum. Şimdi imzasını. Alta gelecek şekilde. Cuma nasıl oldu? Sen beğendiysen artık. Bakın sevgili dostlar. Çok güzel. Bunun kenarında şeyi düşünün. Siyah çerçeveyi düşünün. Bir de bunun 2-3 santim iç kısmından siyah paspartuyu düşünün. Paspartu kenarda gri. Onun üstünde de siyah çerçeve de çok güzel duracak. Şimdi bir de küçüğümüzü, bir tane sadece basmak istiyorum. Şöyle bir tane. Güzel durdu şeyin, green'in üstünde siyah, bir de saten ya. Şimdi şu ikinci parçamıza. Şimdi Atatürk baskısı yapınca aklıma şey geldi. Bak gördün mü, konuşmadan duramıyorum işte Cuma. Ondan sonra da telefon numarasını falan vermeyi unutuyorum. Allah'tan sizler alttan geçiyorsunuz bu asiyeyi, sağ olsun, o konularda çok ilgili. 19 Mayıs için bir projem var da Cuma ile de onu konuştuk ama sır aramızda. Şu anda o bir proje ama sürpriz olacak. İnşallah 19 Mayıs'la ilgili. Tabii 19 Mayıs'ta değil de bu 20 Mayıs'ta olabilir, 21 Mayıs'ta olabilir. Çünkü yoğunluk olduğu için Çanakkale'de. Bir de şey de, şimdi Cuma'nın da çok işi var o gün. Kameranın çok işi var çünkü. O yüzden çok güzel bir sürpriz hazırladım Çanakkale'lilere. O gün gerçekten Atatürklerle konuşacağız sevgili dostlar. Çok güzel bir yerde duyguların rengini, o bölümünü... 19 Mayıs ithafen Atatürk'le ilgili bir program yapacağım dışarıda. Bekleyin, merak ettireyim sizleri. O gün de çok güzel hediyelerim var inşallah. Allah nasip eder ölmezsem inşallah. İnşallah o gün yaptığımızda programda ben size söylemiştim sevgili dostlar. Gerçekten izdiham olacak yani buna. İnanın, o zaman da diyeceğim sizlere ki ben size söylemiştim diye. Evet, buyurun bakalım. Şimdi geçelim ikinci kumaşlarımıza. Şimdi şu şekilde yine bunu farklı yapmak istiyorum. Bunu da aslında... Ha, şu çok güzel. Şöyle çalışayım. Bunu. Buradan Atatürk baksın. Yukarıdan şu şekilde yerleştiriyorum yine. Çerçeve payını koyuyorum.
şeyleri hani yapmıştım ya sevgili dostlar, kırmızı kadife üstüne, krem rengi üstüne baskılar yapmıştım ya, Atatürk baskıları. Onları şimdi çerçeveye verdim. O çerçeveden alayım. Aldıktan sonra size çerçevelenmiş halinde göstereceğim. Çok güzel oldular. Yani mükemmel. Ben birkaç tanesini gördüm. Daha bitmedi. Evet. Şimdi de bu Atatürk'ün Ankara'daki Kocatepe'deki şeyi çok da güzel. Bunu çok beğeniyorum ben. Duruşu. Şu şekilde. Şöyle yapsam daha iyi. Böyle daha güzel. Şöyle. Hani imzayı da atayım dedim ama çok karışık olur. Oldu. Çok güzel, çok sade oldu. Evet. Bakın sevgili dostlar. Nasıl cuma? Güzel değil mi? Mutlaka da cumayı onaylattırıyorum. Yani çocuk o da mecburen evet güzel diyor yani. Yapacak bir şey yok çocuğa. Şimdi şunu da, bunları sonra size son kapanışta cuma şöyle bir alır. Şimdi sevgili dostlar, buna da tek küçüğe bastığım gibi bunun eşi olsun. O yüzden bu Kocatepe'deki duruşunu atamızın basayım. Süper oldu. Bu da çok güzel. Bakın. Çok güzel oldu. Ya ben böyle programlar arasında sık sık Atatürk baskıları böyle özellikle gösteriyorum, basıyorum. Atomu çok seviyorum çünkü. Atatürk gerçekten sevilmeye ve övgüye layık bir kurtarıcımız diyeyim, liderimiz diyeyim ben. O yüzden ben bunları özellikle basıyorum ki hani gençlerimizde de isteyen olur, tişörtlerinde isteyen olur. O yüzden onu unutmadık yani, sürekli hatırlamak için sık sık ben Atatürk baskısı yapacağım, özellikle yapacağım sevgili dostlar. Çünkü hatırlayalım. Topraklar üstünde onun sayesinde yaşıyoruz. O yüzden ama çok da güzel oluyor değil mi? Ben seviyorum Atatürk baskısını. Güzel çıkıyor çünkü. İnşallah şey eşim birkaç tane daha ayarlamış resim. Hatta ona verdim, dedim bunları da sen oy dedim. Çünkü bu Atatürk baskılarının hepsine eşim oydu. Gerçekten. Murat bu konuda artık profesyonel oldu. Bir tane yetiştirdim bakın. Bir çırak demeyelim artık. Murat da bayağı bir usta oldu. Öteki desenlerde bitirdiği zaman onlardan da baskı yapacağım sizlere. Sevgili dostlar, ben şimdi bu atam baskıları içeriye koyayım. Ondan sonra bir tane de size kara kalem, bir dediğim gibi çember, yemeni, yazma, ondan baskıya geçelim. Hadi ben geliyorum hemen. Sevgili dostlar, şimdi Atatürk baskılarımızı içeri koydum. Bu da işte biraz önce dedim ya hani çember, yemeni, yazma diye. Bakın çok ince. Dokumasını görüyor musunuz? Tülbent bu da. Çok güzel, çok incecik bir dokuması var. Hani eskilerin bir tabiri vardır. Tiril tiril diye. Ve şeyi, rengi çok güzel. Hani önceki sevgili dostlar bölümlerde anlatmıştım ya. Eskiler
eskilerde her takılan yazmanın kişi üstünde diliymiş. Yani bugün ben hani bahsetmiştim ya, yeni gelin eğer mutsuzsa şu renk bağlar, eğer sıkıntısı varsa bu renk bağlar, kaynana şu renk bağlar. Şimdi detaylara girmek istemiyorum, biliyorum girdiğim anda bu yazmayı da basamayız bu gidişle. O yüzden yazmaların bütün hepsinin renklerin dili varmış. Yani bekar kızının rengi ayrıymış, evlisinin dul ayrı takarmış. Bakın bunlar o kadar ince şeyler ki, hani demiştik ya yöresel diye, işte yöreseli açmak gerekiyor. Bu bağlama teknikleri bile ayrı. Her yörenin ayrı bir bağlama tekniği var. İşte diyelim ki Adıyaman yöresine ait olan bu baş bağlama tekniği ayrı. Ankara yöresi ayrı, Çanakkale ayrı. Hepsinin hem yazma renklerinde hem de bağlama teknikleri ayrı. O yüzden ben hep diyorum ya, işte programın adı da oradan geldi ya, zaten renklerle uğraştığım için sağ olsun Gülçin Hanım da bu konuda direkt küt diye söylemişten ne dersiniz diye çok güzel bir ismi koyduk biz programın adına, duyguların rengi diye. İşte evet, yani hem kumaşlara duygularını hem renkleri katıyorsun. Ayrıyeten renklerin üstüne tekrar başka bir renk vererek başka bir hayat buluyor. Yani çok çok mu acaba manakar konuştum, anladınız mı acaba? Cuma kafasını salladığına göre, anladığına göre hepimiz anlamışız demektir. Çünkü direkt ona anlatıyor gibi oluyorum burada. Sevgili dostlar, şimdi bu elimdeki fıstiki yeşil deniyor herhalde buna. Kimyon rengi deniyor buna. İşte bir sürü bu rengin adı var. Aslında bizde şey, füme yeşili, füme yeşili, tabii füme yeşili de deniyor. Bunun üstünde kara kalem mükemmel. Ben size şeyi göstermiş midir? Onu da göstereyim. Nasılsa zamanımız azıcık varken. Batik demiştim ya, hani bakın. Bunu gösterdim mi bilmiyorum. Hatırlayamıyorum da. Batik, şunu da göstereceğim size sevgili dostlar. Ay bu elimdeki de öldürdü beni. Şimdi bakın, bu da beyaz bir tülbentti. Bakın cuma alıyor mu bilmiyorum. Şu şekilde cuma. Bu teknik de yine bu şeyin içine giriyor. Yazma sanatının içine giriyor. Bu da bakın Roma döneminde, sevgili dostlar, Osmanlı döneminde, Truva döneminde. Bir izlediğiniz filmlerden dikkat edin. Çok şey, fazla kumaşlarda hep batik vardır. Bakın bu teknikler vardır. Bu da mumlu batik dediğim gibi. Bunu da göstereceğim size. Bu da beyaz üstüne, renkli üstüne, hepsini çalışacağız ama dediğim gibi zaman çok önemli. Buna bu şekilde bakın, batiği yaptım ben. Bu yaptıktan sonra dokunmadım. Hani şu ortaları var ya, şu orta kısımları. Buralara dedim, bunun kendi tonundan böyle tek bir tane işte baskı yaparım dedim. O yüzden bunu bekletiyorum. O ilerleyen zamanlarda sizlere batik göstereceğim ya sevgili dostlar. O zamanlar bunları da çıkartırım. Ama çok güzel, şuna baksanıza. Şöyle bir bluz olduğunu düşünsenize sevgili hanımlar. Bakın. Şu kısımda kol. Evet. Ben yaptım. Böyle benim şeylerim vardır, bluzlerim. Bakın. Çok güzel. Şuradan bir yaka açıyoruz. Tabii bu şeye de bağlı. Tülbenti büyük alırsınız. Şey, ölçünüze göre, metrajlı zaten bunlar. Ona göre alırsınız. Ona göre biz kesimini yaparız. Yerleştiririz. Ondan sonra batiğimize geçeriz. Yerini de tespit ederiz. Ama bu küçük vardı benim elimde. Bu şekilde. Ya bunlar o kadar zor ki şeyde, evde çalışmak. Yani evin bir bölümü atölyem ya benim. Şimdi normal dışarıdaki atölyeler gibi değil. Hani pisliği orada bırak. Gel. Burada her şeyi titiz davranmam gerekiyor. O yüzden batik ve demiştim ya, renkli üstüne baskı yapacağız diye. Mesela beyaz tülbenti siyaha boyayacağım ve onları hemen üstüne renkli baskıları göstereceğim sizlere. İşte onlar da burada çok zor. O yüzden tembellik yapıyorum. Hatta geçenlerde program öncesi Cuma ile konuştuk. Cuma diyor ki
biz diyor ikimiz diyor buraya diyor naylonları sereriz, ben sana yardım ederim diyor, toplarım da temizleriz de yıkarız da. Düşünün yani, onlar hep bir küfret bize zaman. O yüzden ama Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda sevgili dostlar, mutlaka ki bunları da sizlerle paylaşacağım. Şu dedikten sonra şunları hemen şuraya tıkalım. Yine koşmaya başlayalım. Evet, şimdi hemen bu tülbentimizi ne yapmıştım ben, ortasını bulmuşum. Şöyle, ben buna şey yapmak istedim. Kilim deseni çalışmak istedim. Bu da çok ince olduğu için, hani söylemiştim ya ben sizlere sevgili dostlar, bunun altına bir tane daha eğer aynı renkten veya beyaz tülbent koyduğumuz anda pardon, aynısı direkt alta çıkıyor. Yani bir tane yapacağınızda iki tane yapmış oluyorsunuz. Evet. Şimdi şundan bahsetmiştim herhalde ben size. Sevgili dostlar, bu desenimizin adı Kartal Kanadı. Şu şekilde göstermiştim de seyretmeyenler için diyelim. Şu şekilde bunun adı Kartal Kanadı. Bunu genelde şeyde görürsünüz, bakın bu deseni. Şöyle kilimlerde çok görürsünüz, halılarda çok görürsünüz. Osmanlı dönemine ait çizimlerde, bu tavanlarda, köşelerde çok olur bakın bu. Çok kullanılmış yani şimdi. Bir sürü yerler var da aklıma gelmiyor. Bu da çok önemli bir desendir bu. Genelde kilimlerde ilmek ilmek dokunmuştur bu desen. Şunu da düşündüm ama bu kilim desenden vazgeçtim. Bir de şey düşündüm. Şu Hitit güneşi. Bu da çok güzeldir. Ben çok severim bunu. Bunu bir taneden bir sürü şeyler çıkartabiliyorsunuz. Modeller çıkartabiliyorsunuz. Yöne göre kullandığınızda. O kadar güzel şey veriyor ki bu, görünüm veriyor ki Hitit Güneş. Yine şu şablonumuz dediğim, şöyle bir kare bir şey kullanacağım ben. İlk önce şunu ortaya bir yerleştiriyorum. Şimdi ilk önce kenarını, dört kenarını ben bir geçeyim sevgili dostlar. Bu arada yine konuşmaktan boyayı kuruttum. Gördün mü Cuma? İşte böyle. Boş yere program çabucak bitmiyor yani. Bak, neyse kurumamış canım. Evet. Haydi bismillah. Güzel oldu. Aman kaldırmayın. Altına direkt geçmiş. Zemin rengi farklı renk ya. Siyah direkt bağırdı üste. Bunun tonunda basmış olsaydım bağırmayacaktım. Ama bittiği zaman gör, güzel olacak. Hata yaptım ben şimdi. Şu iki aralardan boşluk bırakıp bunu 5 tane çalışmam gerekiyordu. Neyse artık bunu şuradan döneceğim. Aynı işlemi orada yapacağım. Burada bir tane tek kalmış olacak. Hep bunlar konuşmaktan oluyor Cuma'cığım. Hep. Şimdi
buradan gireceğim. E canım, el baskısı. Sen tabii hata yap yap yap, el baskısı de yani. Kaç tane yapmıştım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Mecbur orayı da 6 yapacağız. Evet. İndireceğiz yani, hiç bunun kaçarı yok. Burası bunun üstüne binecek artık. Şu araya sokayım dedim de. Neyse artık. Bunu ben bildiğim için yoruluyorum. Sizlere gösterdiğim zaman belki fark edilmeyecek çünkü. Sanki bir... Değil mi? Sen yap 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 hatayı. Ama öyle işte, geri dönüşüm yok yani bunun ya. Böyle bir şey. Boş yere demiyoruz ya el sanatı diye. Kendimizi yırtıyoruz. Bak, hiç bu bölümde hiçbir şey konuşmadım. Cuma. Hiç sitem etmedim. Şimdi aklıma gelecek. Neyse, yine söylemeyeyim. Şöyle devam edeyim baskıma. Tüm ben çok esnek. Esnek değil. Hemen alttaki direkt çıkıyor. Bir de şeklini çektiğiniz zaman sevgili dostlar, şekil bozuluyor şimdi tülbentte çalıştığınızda. O yüzden hiç çekiştirmeyeceksiniz bunu. Oraya da iki taneye sığdıracağız. Evet, sığdırıyorum çünkü yer var. Sırayla burayı bindirdim. Ama güzel oldu.
Şimdi nasıl duruyor Cumar? Çok kapkara demiştim. Daha güzel durdu değil mi? Bir de ortasına Hitit güneşine girersek sevgili dostlar. Şimdi ben ortaya bunu koydum ama çok yakın olacak birbirine. Çok iç içe girmiş olacak. Mecburen ben şunu kaldırıyorum. Ortadan. Şunları zaten şu şekilde basarsam yeterli olacak. Evet. Çünkü çok bitişik olacak. Sadece düz kullanacağım bunu. Şimdi sevgili dostlar, ortayı bulmuştum ya. Tam ortadan şunu şu şekilde. Çünkü ben bunu dörtleyeceğim. Evet. Oh, güzel. Şimdi bunun ikisini üst üste getireceğim bu çizginin. O yüzden şu gözlüğümü takayım. İstersen Cuma daha yakından al. Gördünüz mü? Tek çizgi oldu. Sevgili dostlar. Şimdi bir de dörtleyeceğim dedim ya. Bir de karşılığını yapacağım. Evet. Bu biraz gözlük istiyor. Çünkü ince detaylar var. Şimdi sevgili dostlar, tam ortaya gelecek şekilde. Şimdi aynı şekilde. Süper. Evet. Şu kenarlarda birer tane şey kullansam diye düşündüm. Bunlardan bir tane şimdi oldu. Bak, çok çıplaktı.
çok güzel oldu. Kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş de. Ama güzel yani. Şimdi şey, bu da çok basit gibi görünüyor sizlere de, pat 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 vurdun, olay bitti. Ama işte özü şuraya dayandığı zaman sevgili dostlar, öz burası. Bakın, öz derken elimde boya oldu tabii bu arada, silmediğim için. Yani şeyin baskıyı yapabilirsiniz gene diyorum. Alırsınız hazır kalıpları sevgili dostlar. Şöyle de olur. Ben size kalıp da yaparım. Gönderirim. Boya da yaparım. Gönderirim. Siz baskınızı yaparsınız. Yaparsınız ama bu sanatı gerçek anlamda icra etmemiş olursunuz. Yoksa şimdi cuma da gelsin, oradan bıraksın onu, gelsin buraya. Koy çocuğum şuraya, al. Vur, 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 olay bitti. Ama o değil işte. Bu şimdi görüntü onu gösteriyor ama ilk önce aslı budur. Benim amacım her tarz kumaşa baskı yapıldığını göstermek ve neleri değerlendireceğimizi göstermek ve gerçekten orijinali olan baskıyı gerçek anlamda sevdirmek. Yoksa bugün ben yazmayı basayım size, yarın abajur yapayım, yok kalıpı göstermeyeyim falan, yok, bunlar hep görülecek. Hepsini göstereceğim ama bakın, öğrencilerime kurs verdiğim zaman da bu halk eğitim bünyesinde olan kurslardan bahsediyorum. 5 ay, 6 ay, 5 ay bile değil. Bunun bir ay zaten yok sergiydi, yok şunuydu, yok bunuydu, yok tatildi, yok şuydu. Hep bir şekilde 4 aya ancak sığdırıyorlar. 4 ayda öğrenci bunun oymasını öğrenemez. Ne oluyordu? Hoca tam anlamıyla sanatı öğretmemiş oluyordu. Hani önceki zaman bölümlerde demiştim ki, önceki zamanlar diyorum. Önceki bölümlerde söylemiştim ya, bakın Milli Eğitim prosedürü gereği sanatta gerçek icra edip eğer göstermek istiyorsanız, o sizin vermiş olduğunuz saati düşürmüşler, daha da düşürmüşler. Onu yükseltmeleri gerekiyor ki sanatı gerçek anlamda öğrensin. Veya seneye bir daha tekrar olması gerekiyor. Aynı devam, bir daha devamı gerekiyor ki bu sanatı tam anlamıyla bir öğrenci öğrensin diye. Ben öğrencilerime işte bunu yetiştiremediğim için, çünkü senden sergi istiyor bu kurum. Diyor ki sergini açacaksın hocam, öğrenciler ne yaptı? Ya öyle bir şey yok ki. O zaman öğrencileri al, dök boyayı, bas. Öğrenci zaten kumaşını nadide olarak getiriyor. Bir ikinci şey, bozuk bir malı getirmiyor. Yani sana bir tane kumaş getiriyor, onu değerlendireceksin. Bunu boz, ötekini getir, yani yok işte. Ama benim bu sanatı öğrendiğim zaman, gerçekten söylüyorum, bir top Amerikan kumaş almıştım ben. Çünkü bir basıyorsun, hoca kaldır at, kaldır at. Kaldırıyorsun, kaldırıyorsun, çöpe atıyorsun. Çünkü kullandırmıyor sana. Çünkü oradaki teknikleri öğrenmen gerekiyor. İşte o yüzdendir ki bu sanat dalı öyle hemen, ben sizin burada kamerada hep gösterdim de, bakın yaptınız mı? Yani yapılmayacak, onları biliyorum. Süre mutlaka yetmiyor. Artı oymasını daha henüz öğretmedim sizlere. O yüzden hep kurslarda bütün yük benim üstüme kalırdı. Neden? Çünkü bir sürü öğrenci var. Bir sürü öğrenci, bir tane öğrencinin en az 20, 30, 40, 50 tane bir ürünü vardı. Çünkü şevk alıyor ya, yani insan yaptıkça bunu, yaptıkça. Hocam sen bunu bassan, tamam ben basarım, o seninkini de basarız, akşam basarız. Sana bir tane bunu al, sen boyasını yap, tamam yarına şununu, şununu, şunu yap. Çünkü 4-5 tane birden bastırıyor. Ne oluyordu benim? Saat 4'te 5'te çıkmam gereken saatimde çıkamıyordum. 7-8 gibi okulu terk ediyordum. Ve o kurumdan bana ne diyorlardı biliyor musunuz? Yani o kadar üzülmüştüm ki, ondan çalışmıyorum ben artık. Hoca hanım, sen de saatinde çıksaydın canım. Bize ne? Sana ücret mi ödeyeceğiz biz? O kelimeyi birkaç defa daha duydum. Asla çalışmam artık dedim.
Çünkü ben senden para istemiyorum. Ben diyorum ki bakın hep birlikte el ele verelim. Bu sanatı gerçek anlamda öğretmek istiyorsak milli eğitime birlikte bir dilekçe mi verilecek, bir şey mi verilecek bu sanatlarla ilgili diye. O yüzden çok üzülmüştüm ve bunu da özellikle bugün söylemek istedim. Şimdi biraz önce aklıma geldi. Söz vermiştim ya bugün pek konuşmayacaktım diye. Hani tamam, oh 5 dakikada bu da bitti, 5 dakikada ötekiler de bitti. Ama öyle değil işte. Yani lütfen bunu basite almayalım bu sanatı. Yani şunu aylarca oyuyorsunuz ve inanın fuarlara gittiğim zaman sevgili dostlar birisi geliyor bu kalıplarımı elliyor ya. Allah canımı alsın o kadar korkuyorum ki. Şey dikkat edin ne olur düşürüp de bir yerini kırabilirsiniz diye. Bakın bu Şinanay lambasını benim fuarda bir kişi aldı eline. Bakın şurayı cuma çekecek mi bilmiyorum bakın. Şu kısımları sevgili dostlar bak burası da kırık. Bakın belli. Burası da. Öldü bu. Ben bunu kırık çalışmak zorundayım. Yani öyle sizin evladınız gibi bir malınız oluyor ki o kadar değerli oluyor ki. Çünkü düşünsenize üstünde aylarca uğraşıyorsunuz. Ben şu kalıbı kaç ayda çalışmıştım ki o zaman bu tekniklerde şeyler yoktu bıçaklar. İki tane nakış oy bıçağı, bir tane bilmem ne. Onlarla şeylerin arasına sıkıştır sıkıştır çalıştır. O yüzden gerçekten diyorum ben çok üzülüyorum bu konuda. Yapmış olduğum sanat dalı gerçek anlamda çok emek isteyen sanat dalı ama rayına oturttuğunuz zaman süper bir sanat dalı. İşte burada gördüğünüz gibi. Üretin, sürekli üretin, sürekli hediyeler yapın. O yüzden bu üzgünlüğümü söylemek istedim sevgili dostlar size. Kursunu almak için yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Diyorum. Cuma vaktimiz var mı? Yok gibi. Peki. Şimdi bunu cuma size bir çeksin sevgili dostlar. Bu üstündeki desenimizi söylemiştim ya kartal kanadı, Hitit güneşi. Genelde kilimlerde, halılarda, nakışlarda kullanılır. Genç kızların, anneannelerimizin, babaannelerimizin çok sevdiği kilim üstünde kullanılan desenlerden biridir. Hitit güneşte keza yine öyledir. Ve bunların ucuna sevgili dostlar bu yazma diye bastım ama ben örtü diye geçecek bu. Bunların ucuna bak hani göstermiştim ya size püskül yapımını. İşte o püskülleri de dikebilirsiniz. Dört kenarına kara kalem olduğu için siyahlardan püskül yapabilirsiniz. Veyahut da hani iğne oyası falan tığlar yapıyorsunuz ya onlardan oya da gidebilirsiniz. Artık o size kalmış bir şey. Bu tarzda bir şeyi çalıştığınızda o da olabilir. Ben muhtemelen zannedersem buna püskül kullanacağım herhalde. Diyorum ve bu haftayı da ay çok mu kısa sürdü ne? Bu hafta çok kısa sürdü sevgili dostlar. Yine bölümümüzün sonuna geldik diyorum ve vermiş olduğum mail adresimden, telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz diyorum. Yine diyorum bu hafta ne çalıştık? Bir tane namaz örtü şeyimizi yazmamızı çalıştık. Atatürklerimizi, Cuma'ya da bakıyorum yanlış mı konuşuyorum falan diye. Atatürklerimizi çalıştık sevgili dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu gecenizde yine huzurlu, mutlu, böyle gülücüklerle beni izlersiniz, beklersiniz. Yürekten teşekkür ediyorum ben sizlere. Beni izlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için. Umarım sıkmamışımdır. Umarım başınızı ağrıtmamışımdır. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıklı kalın. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.